Herkese merhabalar arkadaşlar. Carrefour'a markete geldim. Şöyle güzel güzel çiçekleri görünce kısa da olsa birazcık çekmek istedim. Şurada sukulentler var. Şunun bir değişiği bende var ama şu türden alabilirim. Fiyatlarını da bilmiyorum ama 24.99, 25 liraymış. Şundan bir tane alayım. Çok hoşuma gitti. Şurada neler var? Sarı sedumlar var. Çok güzel türler var. Flamingolar. O kısımda Atatürk çiçeklerini koymuşlar. Fiyatlarını 349.99, yani 350 lira. Şu kuşkonmazlar çok güzel. Şöyle bir tarafa da bir bakalım. Genelde kısımda çiçekler oluyor. Evet, burada da varmış. Bakın, benim aldıklarımdan burada da var. Epeyce de var. Sanırım tüm hepsinin fiyatları 25 lira arkadaşlar. Oldukça da uygun aslında. Formu çok güzel çünkü. Bu da böyle dişli, çok güzel bir aloe vera türü. Bir aloe türü diye biliyorum. Bunun büyümüş halleri çok gösterişli, çok güzel oluyor. Şundan bir tane alalım. Genellikle hep bende olan türlerden. Şunlardan da yine ben böyle buradan almıştım. Bu gayet keyifli. Büyüyor. Kapıntıya tavşan kulakları var. Bakın bu mor tebeşir dediklerimizden. Benimki birazcık deforme oldu ama yine böyle ufak da olsa bir büyümeye başladı. Çok kocaman olmuştu. Büyümüştü ama maalesef çürüme oldu. Şu da çok keyifli, çok güzel bir tür. Onu da tavsiye ederim. Bakın burada benim balkondaki para ağaçlarımın hemen hemen her çeşitinden var. Şunların hepsinden bende olan türler. Şu da çok tatlı görünüyor. Böyle buz grisi gibi. Bir paçiverya türü diye biliyorum. Bir tık değişiği sanki bende balkonda var. Çok tatlı ama çok güzelmiş bunlar da. Şunlar sarı sedumlar. Evet, kalanşolar. Orkideler ama Atatürk çiçekleri çok heybetli, çok güzel. Biraz tabii fiyatlı. Ama çok güzel. Ben de böyle yıllar önce, 5-6 yıl kadar önce bahçe marketten almıştım. Aynen böyle büyük, X-large boyutunda. Güzel, çok keyifli bir çiçek türü. Hiç mekan bitkisi. Orkideler, klasik bildiğimiz orkidelerden. Fiyatlarını da ben şöyle bir okumaya çalışayım. 449 lira 99 kuruş fiyatı orkideler. Amaç bakıp uçuşa geçmişler adeta. Evet, güzel çiçekler var. Bakmak isteyenler olursa Carrefour'a marketlere göz atabilirler dostlar. Epeyce de çok var. Evet. Şu güzelliği alalım, götürelim bakalım balkonumuza. Tekrar merhaba. Bir de Migros markete uğradım. Şöyle Migros'taki çiçeklere de bir bakalım, neler var neler yok diye. Çok fazla değişik bir şey yok ama şu küçük minyatür Ripsasilisler güzelmiş. Fiyatları 30 lira. Şöyle bir tane çıkartayım. Bir tane bakalım. Çok güzel. Şöyle minyatür boyda. Tabi bunu büyük saksıya ektikçe zaman içerisinde büyüyecektir bu. Şu güzelmiş. Şu da bir tık farklısı. Böyle bu tarz yeşillikleri seven, değişik sukulent tarzı bitki seven dostlara duyurulur. Migros marketlerde bunlardan epeyce var. Şöyle bakınız. Küçük saksı ama formları çok güzel. Evet, çok farklı değişik bitkiler de yok maalesef. Şöyle bu şekilde. Klasik kalanşolar. Burada onların daha büyükleri var. Bakın, Ripsasilislerin daha büyük formda olanları var. Askılı formdakiler. Ama fiyatlarını göremiyorum üzerlerinde. Şu etikete bakayım. Fiyat maalesef yazmıyor.
bakıyor, güzeller. Yani küçük boyda alıp o şekilde yetiştirilebilir. Büyüdükleri zaman bu şekilde oluyorlar. Çok güzel aslında bu. Güneş gördükçe de mercan gibi de kızarır. Alıp yetiştirilebilir 30 liraya. Böyle bir boya getirilebilir arkadaşlar. Evet, şimdi balkona geçelim benim. Videoyu kapatmıştım ama tekrar açtım arkadaşlar. Kabakları görünce dayanamadım. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya muhteşemler. Ben dört gözle kabakların çıkmasını bekliyordum. Çok seviyorum bu kabakları. Özellikle de bu Hokkaido cinsi kabak. Ben bundan çok güzel bir sos yapıyorum. Hem çorbasını hem de makarna sosu yapıyorum arkadaşlar. Instagram kullanıyorsanız oradan Serap Baksoy hesabımı takip edebilirsiniz. Orada böyle kendimce mutfakta yaptığım tarifleri de çektiğim videolarla paylaşıyorum. Şunlar çok beğendiğim kabaklar. Şu da aynı şekilde bunlardan çok şahane. Hem yemek hem de sos hem de çorba yapılıyor. Öyle sadece süs kabağı olarak düşünmeyiniz. Çok da güzel. Fırında bunları ben közlüyorum, robottan çekiyorum. İçerisinde işte süt kreması veya sütle karıştırıp tatlandırıp baharatla muhteşem oluyor. Çok güzeller. Muhteşem, muhteşem. Buradan kabak alıp öyle gidelim eve. Bakın şunun güzelliğine bakın, şunun tatlılığına bakın. Şahane. Yani kabak aşığı bir insanım arkadaşlar. O kadar seviyorum ki. Çok çok güzeller. Evet, şimdi artık videoyu burada kapatayım. Balkonda görüşelim arkadaşlar. Evet, tekrar merhabalar. Gördüğünüz gibi ben kabaklardan birer ikişer çeşit arkadaşlar aldım geldim eve. Onları şöyle benim sepetlerim vardı. Bu sepetlerim içerisinde de güzelce yerleştirdim. Şöyle bu şekilde karşınızda bir çıkalım istedim. Şu güzelliklerin cazibesine dayanamadım. Gerçekten kabak çok seviyorum ben. Bu kabağın görüntüsünü çok seviyorum. Yani her çeşidini çok severim. Şu güzelliğin rengine bakın. Nasıl bir güzel somon rengi. Şahane bir turuncu. Bir tane beyaz dedim alayım. Şu alacalı dedi ki beni de alır mısın? Bir göz kırptı bana. Ondan sonra efendim şöyle bir sarı. Muhteşem, muhteşem. Şunlar. Bu Hokkaido kabaklar arkadaşlar, bunların ben hakikaten tüketiyorum. Çok da lezzetli püresi oluyor. Çorba yapıyorum. Makarna sosları yapıyorum bu kabaklardan. Yani bunlar böyle sadece görsel amaçlı değil. Ben tüketiyorum, kullanıyorum da. Çok da hoşuma gidiyor. Seviyorum. Tat olarak da çok beğeniyorum. Şunlar da tabii fake kabak. Bunları da zamanında ben yapmıştım böyle aksesuar amaçlı kullanmak için mutfağımda veya işte balkonumda böyle dekor olarak. Böyle bu şekilde örgü iplerinden, yünlerden. Efendim onları da böyle buraya hani serpiştirdim arasına. Böyle bir şıklık olsun istedim sizlerin karşısına çıkmak için. Böyle bir dizayn yaptım. İşte bu almış olduğum küçük kürekleri de böyle sepetimin etrafına getirdim. İşte çuval, telhis bunlar, çuval. İşte onlardan böyle bir atraksiyon yaptık. Yani sizin karşınızda böyle efendim güzel çıkalım istedik. Böyle bir sonbahar rüzgarı essin istedim balkonumda. Birkaç zamanda böyle bu tarz dekor olarak da kullanacağım zaten onu. Böyle gelen arkadaşlarımla birlikte etrafında oturup toplanıp masanızın kahve içmek de güzel olur. Balkonda bunları dizayn edeceğim veya mutfağıma da koyabilirim tabii. Bir de evet, bu Aloe'dan aldım. Bundan Pinterest'e girin bakın. Muhteşem muhteşem güzel görsellikler var. Tam olarak ismine de baktım arkadaşlar. Şöyle hemen elime bir not kağıdına yazı verdim. İsmi Aloe Perfoliata Mite olarak geçiyor internet kaynaklarında dostlar. Böyle tırtıklı bir aloe vera türü, çok güzel hızlı gelişim yapıyor. Bir sürü yavrular da veriyor. Hep gördüğüm, internette de baktığım o yönde. Bende de aloe vera'nın pek çok çeşidi var. Beni bilen dostlar bilir, ben aloe vera çok severim. Para ağacı ve aloe vera benim olmazsa olmazlarımdır. Sukulentlere ilk heveslenme başlama aloe'larla başladı benim hayatımda 10 küsür 15 yıl kadar öncesi. Bunun bende daha farklı versiyonları da var. Şimdi onları da unutmazsam gösteririm videonun içinde arkadaşlar. Güzel gelişiyor. Çok görselliği çok güzel, çok ihtişamlı. Mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. Hemen şimdi fiyatını soracak olursanız. Bu tabii minik bir saksı, 25 lira.
bu şekilde ben bunu Carrefour marketten aldım. Bir sürü de gelmiş. Evet, bir ara yine istiyorum kanalda böyle bir aloe vera videosu yapayım. Böyle epey bir zamandır aloe veralarla ilgili video çekmemiştim. Hani vakti kerahati geldi derler ya, öyle bir aloe vera videomuz bir daha olsun. Böyle toplayıvereyim bütün aloe veralarımı yanıma. Onlarla sizlere bir video yapayım arkadaşlar. Benim aloe vera aşkımı da bilenler bilirler. Hatta şimdi videoda unutmadan şöyle bu tarafa geçiverelim. Burada onun, bakın, bende bir farklısı. Bu da böyle testere aloe vera olarak ben biliyorum bunu. Daha ince bunun şeyleri, yaprakları. Bakacağız. Bunu da ben bizim Selda'dan almıştım. Bu ondaydı. Tabii biraz daha gölgedeydi. Onun belki ondan mı bu kadar böyle yaprak araları böyle uzun, seyrek. Yaklaşık 1,5 ay kadar da bende tutundu da gayet güzel. Son kalan sardunyalarım. Pek sardunyam kalmadı. Belki diyorum şu güzel kalan şoför şenkoyu o büyük küp saksıya ekebilirim. Bir devir daim yapabiliriz. Evet, başka ne vardı bende? Bakın bu da bir aloe vera türü. Yine o tarza benzeyenlerden. Bu da bir aloe vera türü. Bu saksı da, bakın şu da bir aloe türü. Bu daha da pembeleşecek, daha da kızaracak güneşle, soğukla birlikte özellikle. Ve çiçek açmaya da hiç doyamıyor. Böyle çiçekleri de var. Şu bir hovartya türü. Bu saksıya da bir el atacağız. Orada da çok yapılacak işler var. Yapılacak iş çok fazla. Efendim biz yine şu güzelliklerin olduğu masaya bir geliverelim. Ve benim tatlı güzel balkonumun son gözdesi diyeyim. Yeni gözdelerinden diyeyim hatta. Daha doğru olacak. Sıklamenimiz efendim. Tavşan kulağı olarak biz biliyoruz bunun ismini halk arasında. Buhuru Meryem olarak da geçer. Bunun mis gibi kokulu olanları var. Bunun ben kokusunu almadım. Bu kokulu olmayan türü sanırım. O böyle çok güzel kokanlarına da Buhuru Meryem olarak söylenmiş. Ay çok güzel. Kalp gibi aşk çiçeği olarak da geçiyor arkadaşlar. Herhalde bu kalp yapraklarından olsa gerek. Çok çok güzel. Tabii daha bu güzellik serin hava istiyor. Şu anda halen daha havalar sıcak gidiyor. Serin hava istiyor. Ben şimdi Eylül'ün sonlarına doğru bu videomu çekiyorum. En kısa zamanda sizlerle buluşturacağım. Belki Ekim ayı gibine buluşmuş olabilir video sizinle ama ben Eylül'ün son günlerinde çekiyorum. Bilginiz olsun. Öyle günlük videoyu çekip paylaşmıyorum hemen o gün. Onu da yeri gelmişken videolarda söyleyeyim arkadaşlar. Evet, bu güzelliklerle o zaman ben veda edeyim sizlere. Yakın bir zamanda tekrar saksı değişim videoları ile karşınızda olmaya geleceğiz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz ve güzel yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.